Merhaba sevgili izleyiciler. Türk Lezzeti programına hoş geldiniz. Şimdi konuklarım Gül ve Ödüge ile birlikte sizler için menemen yapacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin Türkiye'ye Gül? Ahıska Türk'üyüm ben. Türkçe ile ilgili hiç sıkıntın olmadı yani. Yok. Hoş geldin Türkiye'ye hoş diyelim. Bulduk, sağ ol. Sen nereden geldin Ödüge? Ben Moğolistan'dan geldim. O senin de çok bir sıkıntın olmadı Olur. herhalde. Öğrenci misiniz? Ben bitirdim üniversiteyi. Bitirdin üniversiteyi. Evet. Sen? Ben okuyorum şu an İTÜ'de. Üçüncü sınıf. Hadi bakalım. Şimdi de menemen yeteneklerinizi göreceğiz. Menemene başlamadan önce malzemelerimizi sıralayalım. Çok sade ve basit malzemelerimiz var. Domates kullanacağız. Salça, biber, tuz, karabiber, kırmızı biber, soğan ve yumurta. Malzemelerimiz bundan ibaret. Şimdi işe başlayabiliriz. Ödüge bizde soğan işi erkek işi. Sen bize yarım soğanla ince ince doğruyorsun lütfen. Bunlar bayağı iri soğanlar. Tamam. Tamam. Oradan bıçak alabilirsin. Evet Gül sen de lütfen şu biberleri ince ince doğra. Tohumlarını çıkarmamız lazım. Tohumlarını istemiyoruz. O yüzden biberlerin tohumlarını çıkarmak için şöyle şuralarından alıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde. Ondan sonra doğramaya başlayabilirsin. Anlaştık. Ben burada domatesleri sıcak suya koymuştum. Kabuklarını kolay soyabilmek için hep yaptığımız bir yöntem. Domatesler de hazır. Gül sen yemek yapıyor musun? Yapıyor gibi görünüyorsun. Yapıyorum. Hı? Evet. En çok hangi Türk yemeğini seviyorsun peki? Zeytinyağlıları. Zeytinyağlılar. Ödüge sen? Benim Kayseri mantısını daha çok tercih ederim. Kayseri mantısı. Evet. Mantıcılar grubundan Ödüge. Biraz. Sen yemek yapıyor musun? Arada sırada. Var birazcık sanki öyle bir yatkınlığın sende. Öğrenci olduğunuz için yapmak zorundayız. Kendi yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Yurtta mı kalıyorsunuz? Evet yurtta kalıyorum. Ne yemek yapıyorsunuz en çok yurtta? Mercimek, makarna, menemen. Sen ne yapıyorsun Gül burada? Okuyordum dedin. Okul bitti şimdi. Çalışacak mısın? Ben evet çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Tercümanlık yapıyorum. Rusça da? Evet. Rusça, Türkçe. Tercümanlık çok zevkli gelmiştir bana oldum olası. Bana da öyle geliyor. Doğrudur. Sen nesini seviyorsun en çok? En çok ne? Ülkeleri gezebiliyorsun. Aha, hem de gezen tercümanlardan. Sadece evet. Yazı değil. Bana da hep değişik bir şeyler öğrenme şansı oluyor. O çok ilginç geliyordu evet, her zaman. Haklısınız. Menemeni yaparken yumurtaları çok fazla karıştırmıyoruz. Çok azıcık karıştıracağım. Sadece şöyle sarılarını bir patlatıp 2-3 defa şöyle çevirmek yeterli olacak. Omlet kadar fazla karıştırmayacağım yani. Hazır mı? Süpersin. Bak senin elin yatkın bu işlere diyorum. Teşekkür ederim. Gayet de muntazam güzel yapmış. Ne okuyordun sen Ödüge? Telekomünikasyon okuyorum. Telekomünikasyon mühendislik gibi mi yani düşünmek lazım? Mühendislik, haberleşme mühendisliği olarak. Haberleşme mühendisliği. Niye Türkiye'ye geldin peki? Niye burada okuyorsun mesela? Burayı burslu kazandığım için geldim. Oo, burslu öğrenci. Tebrik ederiz. Sağ ol. Gezebildin mi Türkiye'de peki? Türkiye'de bayağı gezdim. Sadece doğuya gidemedim. Oraları kaçırma ama. Oralar da çok ilginç güzellikleri olan Kesinlikle yerler. Kesinlikle düşünüyorum. Nerelere gittin peki? Trabzon, Samsun, Kayseri. Bayağı gezmişsin. İzmir. En Bursa. Çok hangisini beğendin? En çok hepsi güzeldi de Trabzon daha güzeldi bence yeşillik. Yemyeşil, manastırları, evet, yemekleri, manastırlar. İnsanları çok değişik bir yer çok değil değişik. Mi?
çok sıcakkanlı halkı olduğunu hatırlıyorum. Ben de Trabzon'a gittiğimde ondan çok etkilenmiştim. İnsanlar çok yardımsever, çok sıcakkanlı gelmişti bana. Genelde Türk insanları hep sıcakkanlı. Hı hı. Sen orada peki mıhlama yedin mi? Yok maalesef yemedim. Yaşamamışsın. Mıhlama yemediysen olmamış yani. Hazır mısın? Teşekkür Hazır. ederim. Şu domatesleri de doğrayalım mı? Ben şu biberleri alayım senin tahtanın üzerinden, kesme tahtandan. Domatesleri de kabuklarını soyup küçük küçük doğrayalım. Olur mu tatlım? Sen gezebildin mi peki hiç buralarda? Gezdim evet. Ne kadardır buradasın? 7 sene. Çok gezmiş olmalısın. Tabii. Nerelere gidiyorsun? Nerelere gittin? Genelde Akdeniz bölgesini tercih ederim. Sıcak yerler seviyorsun tabii. Sen. Seni Türkiye'ye ne getirdi? Okul. Ama niye Türkiye'yi seçtin? Sen de Burslu öğrenci olduğun için Türkiye'ye geldin. Yoksa okullarımızı mı getirdin? Hem Burslu geldim hem Türk olduğum için Türkiye'yi seçtim. Çok da iyi ettin. Domatesleri kare kare mi doğrayacağız? Kare kare doğrayacağız, evet. Aha. Edüge, siz soğan koyuyor musunuz menemene? Genelde koymuyoruz. Bizimki biraz hızlı olması için. Hızlı olsun diye koymuyorsunuz ama koymanızda fayda var. Bir de menemende önemli bir lezzet katıcı da biber salçası. Mevsim yaz olduğu zaman sırf domateste kullansanız, hani domateslerin çok lezzetli olduğu, çok bol olduğu dönemlerde o da olabilir. Salça bir lokmacık renk vermek için ama biber salçası tadıyla da çok özel kılıyor bu yemeği. Soğanlar güzelce pişti. Şimdi içine biberleri de atalım. Soğanlarla biberleri güzelce bir pişirelim. Biber koyuyorsunuz herhalde. Biber kaçınılmaz. Kaçınılmaz, vazgeçilmezi. Acı seviyor musun? Evet. Tamam, ben de çok seviyorum. Kırmızı pul biber, her şeyi koyuyorum. Gülsem'in nasıl aran acıyla? Çok iyi. Çok iyi mi? Yaşadık. Gayet iyi anlaşacağız yani. Sizde olmayan, burada olan sebzeler var mıdır? Hiç sizi şaşırtan bir yiyecek oldu mu Türkiye'ye geldiğinizde? Bizi şaşırtan yemeklerin lezzeti oldu. Neden dolayı? Damak tadı farklı. Daha mı acı? Farklı şekilde yapılıyor. Sizde acısı bol, yağ bol, salçası bol. Sizde daha mı az bunlar? Ailemde mesela daha hafif yapılır bunlar. Sizde var mı öyle seni şaşırtan şeyler oldu mu? Çiğ köfte oldu. Çiğ köfteyi gördüm, çok şaşırdım. İlk çiğ başta oldum. Hiç sevmiyordum, şimdi vazgeçemiyorum yani. Tadı çok güzel. Çok lezzetli ve aslında çok da değişik bir pişirme tekniği. Çiğ kalmıyor o, biliyorsun. Bir de yapıştırıyorlar ilk önce. Bir de tavana yapıştırıyorlar ondan sonra. Siz yapıp yurtta yapıştırıyor musunuz yoksa? Yok, ben sadece gördüm birilerini yaparken de şu ana kadar daha görmedim yani tam yapıldığını. Çiğ köfte çiğ kıymayla yapılıyor, doğru. Ama yoğurdu, çok fazla yoğurulduğu için ve içerisinde birçok baharat olduğu için o yapılana kadar zaten pişmiş oluyor. Yanmış oluyor. Yanmış oluyor yani. Çünkü mühendislik okuyorsun. Şey, sürtünme gücüyle ve içerisindeki baharatların pişirmesiyle zaten pişmiş oluyor. Şimdi bir lokmacık biber salçası atıyorum. Soğanlardan sonra. Mis gibi kokmaya başladı zaten. Tereyağıyla zeytinyağı karışık kullandım. Uzun bir süre pişirme gerçekleşeceği için kavurma. Yani soğan ve biberleri kavuracağız ve bu uzun süreceği için zeytinyağı biraz daha tereyağın dayanıklılığını arttıracağından ikisini karıştırarak kullandım. Hem de lezzet açısından ikisi de gayet birbirine yakışıyor zaten. Şimdi geldi sıra domatesi. Bir kaldı ondan sonra da yumurtaları koymak. Eline sağlık Gül. Rica ederim. Hop. Şimdi birazcık da bunları güzelce pişirelim bir arada. Hatta bunlar pişerken artık içerisine tuz, karabiber, kırmızı biberi de ekleyebiliriz.
Kırmızı pul biber. Senin de aram iyi dedin. Senin de iyi dedin. Bolca ekliyorum. Yana yana yiyeceğiz. Biraz da karabiber. Biraz da tuz. Menemenin kaynağı nedir biliyor musunuz? Nereden çıkmış, kimler yaparmış? Çok eski bir yemek menemen. Kesin erkekler bulmuştur. Kesin erkekler bulmuştur. Niye öyle düşündün? Hızlı çünkü. Hızlı bir yemek olduğu için dayanamıyor erkekler evet. Acıktığı zaman. Pratik hem kolay yani. Pratik evet. Menemen anlatılanlara göre, tarihçeye göre çobanlar tarafından çok yapılan bir yemekmiş. Çünkü çobanlar evlerinden uzaklaşıp sürüleri otlamaya götürdüklerinde oradaki kısıtlı imkanlarla hani yanlarında çıkınlarında taşıyabilecekleri 2-3 tane basit malzemeyle hatta belki oralardan toparlayabilecekleri basit malzemelerle bu yemeği yaparlarmış. O yüzden de çobanların yemeği olarak okuduğumuz yemek tarihçelerinde genelde geçiyor. Ve artık finale geldik. Mutlu sona çok az kaldı. Yumurtaları dökeceğim. Çok da fazla karıştırmadan pişirmiş olacağız. Güzelce sıyıralım kabuğu. Çok besleyici bir yemek aslında. Son derece dengeli bir yemek. Çünkü içerisinde protein veren yumurta, sebzeler, yağlar, her şeyi var. Daha ne olsun? Bir de pratik. Edügen'in dediği gibi mutlaka erkekler geliştirmiştir bu yemeği. Çok pratik, çok hızlı. Hemen afiyetle yenebilecek, herkesin de seveceği bir yemek 2 dakikaya hazır olacak. Biz her şeyi hazırladık da hazırlarken o kadar canımız çekti ki artık kelimeleri toparlamakta zorlanıyoruz. Hemen tadına bakmamız lazım. Şöyle ekmekle biz bunu yiyoruz Gülcüm. Adettendir. Hatta ekmeği koparıp çatal yerine... Şöyle kullanarak bunun tadı böyle çıkar. Düşünün pazar sabahı olmuş, bütün aile bir araya gelmiş, sohbet, muhabbet, çaylar konmuş. Herkes haftanın hikayelerini birbirine anlatırken şöyle güzelce bir lokma alıyorsun. Ve ağzına atıyorsun. Bir daha yapıyorsun. Beğendin mi? Ellerinize sağlık, çok güzel. Tam sen istediğim gibi mi? De acı. Acı oldu mu istediğin gibi? Evet. Afiyet olsun sen. Çok güzel olmuş. Yurttakine benziyor mu? Benziyor. Daha güzel. Daha güzel. Peki sen yurttaki arkadaşlarına anlatacaksın artık. Artık bundan sonra anlatırım. Bundan sonra sen bir menemen üstadı sayılabilirsin. Edüge Usta. Sizlere de afiyet olsun. Hoşça kalın.